Habertürk ekranlarından Sağlık Onda'dan mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün daha önceki programlarımızdan da tanıdığınız bir isim yanımda. Medikal estetik hekimi Doktor Serkan Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bugün hanımların çok dikkatini çeken bir estetikten konuşacağız. Dudak estetiği. En dikkat çeken dudak formu nedir Serkan Bey? Aslında kişiye yakışan, kişiye özgü olan dudak en dikkat çekici dudak. Yani standart bir dudak tanımlamanız çok da mümkün değil. Hı hı. Belirli oranlar, altın oranlar, işte baktığınız zaman Hollywood dudağı, Hollywood yanağı birçok şey tanımlanabiliyor. Hı hı. Doğru olan şey ise şu, kişiye yakışan ve o kişide dikkat çeken en güzel dudak bence o. Fakat bir genelleme yapmak istersek yine, eros yayı dediğimiz özellikle dudağımızın üst kısmında yer alan V şeklinde bir yapı var. Hı hı. Ki biz bu V şeklindeki yapıyı tüm yüzümüzde istiyoruz aynı zamanda. Nasıl ki çene hattımızla elmacık kemiklerimiz ters bir üçgen şeklinde düşünün. Tabanı yukarıda, tepesi aşağıda olan bir üçgen şeklinde bir V olsun istiyoruz. Aynı şey burada da yine tepesi yukarıda, tavanı aşağıda, pardon çok özür, tepesi aşağıda, tabanı yukarıda olan bir üçgen oluşturuyoruz. Eros yayı belirgin olan dudak daha dikkat çeken bir dudak. Aynı şekilde yine üst dudak ve alt dudak oranına baktığımız zaman üst dudağın ve alt dudak arasında 1'e 1,5'luk gibi bir oran olmasını da istiyoruz. Bu oranın 1'e 1,6, 1'e 2 mükemmel dudak tanımları çıktı. Bunlar hep dikkat çekici dudak tanımları. Ama aslında dikkat çekici dudak kişinin yüzüne yakışan ve o kişiye özel olan dudak bence dikkat çekici dudak. Peki dolgu maddeleriyle istenilen hale getirilebilir mi dudak? Dudakta dolgu maddeleri bizim için şöyle bir avantaj sağlıyor. Çünkü sonuç adına baktığınız zaman uygulamadan hemen sonra etkin sonucu görüyorsunuz. Dolgu maddelerinde de aynı. Çünkü hacim verdiğiniz organ, dudağımız yüzümüze göre düşündüğümüz zaman mesela tüm yüze dolgu uyguladığımız zaman çok fazla miktarda dolgular uygulayarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama dudakta bu kadar küçük alanda küçük dolgu maddeleriyle istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Neler yapıyoruz? Daha çok yüzüne yakışan ve o yüzle orantılı dudağı sağlamak adına örneğin işte üst dudağı inceyse bir tık üst dudağını kalınlaştırabiliyoruz. Bazen üst dudak alt dudak arasındaki oranı değiştirmek yüzün genel yapısını değiştiriyor. Ya da dudakla burun arasındaki mesafe, dudakla çene arasındaki mesafe. Bunları ayarlamak adına dolgu maddelerini kullanarak dudakla bir küçük oynayabiliyoruz aslında. Peki hangisi daha makbuldür? Alt dudağın mı daha kalın olması, üst dudağın mı? Bu çok güzel bir soru çünkü aslında en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Bütün hastalar bize geldiği zaman hep şunu söylüyorlar. Sadece üst dudağıma istiyorum. Ya da doktor arkadaşlarımızın da birçoğu uygulama yaparken hep üst dudağı biz hedef olarak alıyoruz. Çünkü üst dudağın belirgin olduğu zaman daha iyi göründüğünü düşünüyor insanlar. Oysa ki bu iş birazcık daha farklı. Üst dudak ve alt dudak arasında bir oran olması gerekiyor. Hı hı. Bu oranı yakalamak adına da sadece üst dudağı doldurursanız eğer oranı bozuyorsunuz. Aynı bir puzzle gibi düşünün. Hı hı. Elimizde bir puzzle var ve puzzle'ın ortasında dudaklarımız tam yüzümüzün ortasında. Aynı burnumuz gibi en önemli parça. Bu önemli parçada sadece bir kısmını büyütürseniz bütün puzzle bozulacak. Onun için orantılı bir şekilde üst dudak ve aynı zamanda alt dudağa da küçük de olsa müdahale etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Peki iğneden korkan hanımlar ya da dolgu maddesi kullanılmasını istemeyen hanımlar dudaklarında nasıl değişiklik yapılabilirler? Mümkün mü böyle bir şey? Dudaklarda aslında iğne dışında yine böyle çok küçük kalıcı makyaj tarzında uygulamalar var. Hı hı. Bunlar da aslında önemli uygulamalardan bir tanesi. Hem dudağı şekillendirmek hem de dudağı renklendirmek adına çok profesyonel işler yapan kalıcı makyajla uğraşan arkadaşlarımız var. Ama burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu var. Kullanılan boyalar, boyaların kalitesi ve yapılan işin kalitesi çok önemli. Çünkü dudak biraz önce bahsettiğim gibi yüzünüzün en önemli parçası. Rujla şekillendirdiğiniz, yani küçük bir makyaj yaparken önce dudağınıza bir şeyler sürüyorsunuz. Hafif bir göz kalemi, belki bununla ilgili hep dudakla oynuyoruz. Eğer bu dudaktaki kalıcı makyaj adına yaptığımız uygulamalar sonrasında boyanın rengi değişirse ki bunu çok görüyoruz. Hı hı. Demir oksit içeren boyalar güneşle karşılaştıkları zaman siyah renge dönüşüyorlar. Rujunuzla bile kapatamayacağınız siyah bir dudaklarınız olsa ne hissedersiniz? Hı hı. Gerçekten bence çok can sıkıcı bir durum. Bu anlamda biz kalıcı makyaj uygulamalarını özellikle iyi ve kaliteli boyalarla yapılanları öneriyoruz. Ama mutlaka hastalarımızın bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Sadece kalıcı makyajda değil, dudak gençleştirme dediğimiz dudağı birazcık daha dolgunlaştırmaktan ziyade dudak derisinin kalitesini artıracak yöntemler de var. Bunlardan aynı nasıl ki yüze mezoterapi uyguluyoruz, vitamin enjeksiyonları, mineral enjeksiyonları, aynı bunun gibi
dudağı da özellikle belirli bir yaşın üzerinde kurumuş, ince çizgileri olan dudaklarda dudakları besleyici bir takım medikal ürünleri, yine bunların içerisinde dolgu maddesi şeklinde olmayan ama cildi nemlendiren hyaluronik asit dediğimiz maddeler var. Bunları enjekte ederek o bölge içerisinde daha canlı, daha sağlıklı bir dudak olmasını sağlıyoruz. Son olarak da dolgu olmadan ne yapabiliriz dudakta? Plazma lif dediğimiz çok yeni bir uygulamamız var aslında. Bu uygulamada farklı bir enerji sistemi olan plazma enerjisini dudağımızla deri arasındaki, üst dudakla deri arasındaki mesafede çok küçük noktasal tarzda plazma enerjisi uygulayarak aslında o üst dudak derisinin kendini toparlayarak dudağın biraz yukarıya doğru dönmesini sağlıyoruz. Bu da çok efektif ve başarılı sonuçlar veriyor. Hem dudağın hacimlendirilmesini hem şekillendirmesini sağlıyor hem de üst dudak derisinin kalitesini artırıyor. Peki bu işlemlerin süresi nedir? Ne kadar süre kalıcılığı var? Özellikle plazma uygulamasından sonra bir daha ne zaman o üst dudağımızdaki deri ne zaman tekrar yaşlanırsa, ne zaman kalitesini kaybederse o zaman bu ortalama bir yıl civarında gidiyor. Ama yine üstüne basarak söylemek istiyorum ki bu bir dolgu değil. Hı hı. Doku yenileme, doku rejüvenasyonu, cildin kendini toparlama işlemi. Dolgu maddelerinde ise kalıcılık süreleri kullandığınız maddenin özelliğine göre ortalama 8 ayla 18 ay arasında değişiyor. Belki yine şunu özellikle hatırlatmak gerekiyor. Dudakta ya da yüzümüzün herhangi bir yerinde yüzümüze ne enjekte ettiriyorsak bütün enjeksiyon ürünlerinin cilt içerisine enjekte edilen ve gerekli Sağlık Bakanlığı izinleri olan ürünler olması gerekiyor. Maalesef ki ülkemizde yüzeysel kullanılan bazı, yani topical use dediğimiz dışarıdan kullanılan ürünler dudağa, yüze enjeksiyonlar yapılabiliyor. Buna özellikle izleyicilerimizin, hastalarımızın dikkat etmesinde ben tavsiye ediyorum. Yüzünüze enjekte edilen şey enjekte edilebilir bir şey olması gerekiyor. Yani siz içilecek bir şeyi, bir ilacı, bir şurubu cildinize enjekte ettirmezsiniz. Aynı şey aslında. Kalıcılık adına da düşündüğümüz zaman burada genel anlamda ürünlerin kalitesi de çok anlamlı. Kullanılan içerisindeki hyaluronik asit oranları anlamlı. Seçtiğiniz ürüne göre bunlar değişebiliyor aslında. Dudakta moda var mıdır? Eğer varsa en iyi form hangisidir? Hiç modası geçmeyecek form. Evet. Aslında popüler kültürün getirdiği bir şey bu. Her şeyin bir modası oluyor. Bence artık biraz moda eskiye doğru dönmeye başladı. Birazcık daha dolgun, birazcık daha olgun dudaktan ziyade üst dudak alt dudak arasındaki oranın 1:1.5, 1:1.6 şeklinde oldu. Mesela ben hep bazen ünlülerin dudakları deyince hastalar ellerinde hep Angelina Jolie'nin resimleriyle geliyorlar ama sevgili Türkan Şoray'ın bence çok güzel ve mükemmel dudakları vardı. Onun resmiyle gelen hastalar da var. Moda şeklinde gidiyor ama burada şu çok önemli. Elinde bir resimle gelip de bu dudakları istiyorum diyorsa birisi, modanın verdiği o akıma uyarak onu yapmaya çalışmak çok doğru değil. Çünkü o dudak o kişide güzel. Onu kendi yüzünüze koyduğunuz zaman Angelina'nın dudaklarında, Türkan Şoray'ın dudaklarında kendi yüzünüze koyun. Hiçbir zaman için o şekilde güzel durmayacak demektir. Modadan ziyade bence kişiye özgü planlama yapmak lazım. Ama popüler kültür sonuçta farklı isimlerle, işte Hollywood dudağı, Hollywood yanağı, bunlarla gelen insanlar var. Peki son olarak dudakla ilgili sormak istediğim şu soru var. Ergenlikten yaşlılığa doğru dudaklarımızda neler değişiyor? Dudaklarımız bütün vücudumuz gibi, bedenimiz gibi yaşlanıyorlar aslında. Burada iki türlü yaşlanmadan bahsedebiliriz. Bir, dudağımızın üstündeki deri ve kas yapısı yaşlanıyor. İkincisi de dudağımızı oluşturan ana yapılarda bir yaşlanma var. Üst dudaktaki deri yaşlanmayla birlikte sarkmaya başlıyor. Ama sarktıkça dudağınız daha incelip içe doğru dönme hareketi oluşuyor. Yani daha yaşlı hastalarımıza baktığınız zaman burunla dudak arasındaki mesafenin uzadığını görüyorsunuz. Bu uzamaya bağlı olarak da dudak daha ince bir formda gözükmeye başlıyor ve dudağın özellikle etli dediğimiz o pembe kısmı içe döndüğü için dışarıdan çok fazla görünmüyor. İkincisi, dudak üstünde zaman içerisinde özellikle sigara kullanan kişiler için söyleyeyim, dikine çizgiler, dikine ince kırışıklıklar oluşuyor. Biz bunlara smoke line, sigara çizgileri diyoruz. Bu da yaşla birlikte, güneşin etkisiyle, çünkü güneş de cildimizi yaşlandırıyor. Tüm yüzümüz olduğu gibi dudağımızı da yaşlandırıyor. Dudakta kurumalar, çatlamalar, üst dudakta dikine çizgilenmeler, üst dudağın incelmesi, bunlar hep yaşla birlikte dudağımızdan kaybettiğimiz bir takım yapılar aslında. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, bugün konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Serkan Öztürk'tü ve dudak estetiğini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.